Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor. Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini değerlendireceğiz. Bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz, Ali Erim ve Mert Elam adreslerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Takımlarımız Avrupa'da rövanşlarına dün başladı Fenerbahçe ile ve Fenerbahçe 5-0'ın rövanşında 4-0 kazanarak güle oynaya turu geçti. Bugün sırada Galatasaray var. Galatasaray'ın da turu geçmesini bekliyoruz. Yarın da tabii ki beklentimiz Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın da bu turu geçerek en azından bu tur için 4-4 yapmak. Tabii ki Fenerbahçe'nin Zimbru deplasmanını konuşacağız. Galatasaray'ın bugünkü mücadelesini konuşacağız. Biraz Galatasaray'da olası kadroyu konuşacağız ki dün Fenerbahçe'de de rotasyon vardı. İsmail Kartal bazı şeylerin denemesini yaptı, bazı şeyleri gördü. Bunları dile getireceğiz. Transfer haberlerinden bahsedeceğiz. Yani kısaca dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Bir önceki program gibi olmayacak yani. Ha, bir önceki program neydi? Ne konuştunuz peki? Işte ne orada konuştuk? Atilla abiydi. Güzel ya, bayağı çok dinamik bir program oldu. Hızlı oldu yani, çok mesaj geldi, çok soru geldi. Taraftarın ya da dinleyicinin gündeminde bu harcanan paralar var ağırlıklı olarak yani. Bu sonunda nasıl oluyor? Sokmayı başardın. Benim katkım kulüp başkanları mı? Gerçi Atilla abinin de haberlerinden tabii kulüp harcamaları çok didik didik ediliyor biliyorsun. O konuya o da çok önem veriyor. O yüzden taraftar da anlamıyor hani bu dönemde nasıl bu kadar paralar harcanabiliyor diye. Bu borçlar ne olacak? Böyle çok farklı mesajlar aldık geçen programda. Ben de diyorum ki bir bildikleri var herhalde bu kadar rahat kardeşim, harcıyorlar. Biz bir markete gidiyoruz. Markette hiçbir şey almıyorsun. Maaşın yarısı gidiyor. Bu kulüpler bu harcamaları nasıl yapıyor? Nasıl yapıyorlar? Gerçekten bir de geçen senelerdeki gibi de değil yani. Onun da üzerine çıktılar. Tabii tabii. Maaş çok skalası falan çok tarihi seviyelere geldi. Eskiden bir tane oyuncu olurdu. Şimdi 3-4 tane o tarz neredeyse oyuncu barındı. Aynı anda Tadic'i, Dzeko'yu getiriyorsun. İşte Galatasaray Icardi'yi, Zaha'yı getiriyor. Daha orta sahaya Fred'i getirecek. Belki Dybala'yı getirecek. Fenerbahçe Dybala'yı nereye getirecek Galatasaray? İşte Icardi'nin arkasına. Mertens'i direkt yerine. Mertens'i yerine, evet. Mertens'i belki satacak. İşte Fenerbahçe'de belki satışlar yapacak bir sürü. Kadroları öyle boşaltıp yıldızları Atilla abi yapacaklar. Diyor bu konuya. Atilla abi ne diyor? Bir şey diyemiyor yani. Ne diyecek? Kimse bir şey diyebilir mi bu konulara? Kimse anlamıyor çünkü nasıl harcadıklarını. Yani güvendikleri bir şey var. Umarız o hesapları tutar diyoruz yani. Maliye Bakanı Şimşek yapalım mı? Moda oldu değil mi bu ara? Mehmet Şimşek. Evet. Yaptılar bu arada. Biliyorum. Sayın Bakanım neler oluyor? Ondan sonra bir yapalım. Belki dikkatini çekeriz. Yani bu çekmeyecekse zaten ne çekecek yani? Basit esnafın derdi çekmiş galiba dikkatini, evet, değil mi? Evet, Mehmet Şimşek'in. Evet. Onunla ilgili mesajını gördüm de asıl burada daha büyük pastalar var. Biraz daha büyük paralar dönüyor. Yani burada dönen paraları düşününce bu asıl dikkati çekmesi gereken, ama tabii çekmeyecektir bir süre daha. Evet, Atilla abiyle genel olarak bunu konuştunuz. Bu evet yani. Mesajları okudu, telefon numarasını paylaştı. Evet, ev adresini bu sefer paylaşmadı. Ama hiç çekindiği bir şey değil. İsterse onu da paylaşıyor. O konudaki dünyanın özgüven, şeffaf adamı olabilir. Evet, şeffaflık dersi veriyor. Hani üzerine ne var, evi var falan, evet, onu bile söylüyor işte. Şeffaflıkta Atilla Türker gibi ol. O konuda, çünkü onun da beklentisi o karşı taraftan hep. Kulüp yöneticilerinden de şeffaf olmalarını hep bekliyor, kulüplerden de. Evet. Kendi de öyle oluyor ki bir tutarlılık olsun. Dünkü sorulardan sonra Genco Born'u bugün program almadık. Evet. Ben de geleyim mi dedi. Ben istemedim açıkçası, gelmedim. Gerçi fena da değildi sorular. Ben, evet, kazandığım için. Sen kazandığın için tabii mutlusun. Ben gelmesini isterdim. Bir, evet, quiz daha yapsaydı bize. Bir quiz daha yapsaydı. Ben dedim yok, seni istemiyorum. O yüzden bugün Genco Born yok. Mert
özellikle ikimiziz. Dediğim gibi Twitter'da Ali Erim ve Mert Elem adreslerinden mesajları bekliyoruz. Fenerbahçe dün 4-0 kazandı ve beklenildiği gibi belli ölçüde rotasyonlu bir kadro çıktı. Kadro ilk geldiği zaman yerleşimde biraz kafamız karıştı. Acaba İsmail Kartal ne düşündü, ne yapmak istiyor diye. Sonra sahaya çıkınca tabii ki olay netleşti. Dün Fenerbahçe ilk yarıda biraz üretkenlikte sıkıntı çekti ama maçın kırılma anı, bütün maçın gidişatını değiştiren an herhalde Crespo'nun sakatlığı ve Mert Hakan'ın girişi oldu. Ondan sonra Fenerbahçe bir anda daha fazla pozisyona giren, daha fazla rakip savunmayı dengesiz hale getiren bir ekip kimliğine büründü. Mert Hakan'ın ceza sahası koşuları da Zimbrun'un o ana kadar sağlam gözüken savunmasını darmadağın etti diyebiliriz. 10 dakika içerisinde Fenerbahçe 3 gol attı. Zaten tur geçmişti. Maçı bitirdi. İsmail'den de çok güzel bir gol geldi ve Fenerbahçe hakikaten çok çok rahat toplam 9-0'la turu geçti. Fenerbahçe için dün izlediğinde neler düşündün Mert? Öne çıkan oyuncular olur, maçla ilgili anekdotlar olur. Seni dinleyelim. Yani bu maç tabii kolay bir maç değildi Fenerbahçe adına. Psikolojik anlamda bunu söylüyorum. Yani 5-0 kazandığın bir başın rövanşına çıkıyorsun. Rakip senden çok daha zayıf. Gol atmasan, berabere bitirsen de zaten turu geçmiş olacaksın. Bu da zaten artık çok kesin gibi bir şeydi bu karşılaşmada. O yüzden bu oyuncuları sezonun bu döneminde konsantre etmek kolay değildi ama Fenerbahçe başlangıç itibariyle konsantrasyondan bir ödün vermemiş gözüktü. Rakibi aşamasa da bence hani yapmak istediklerini, İsmail Kartal'ın sahaya yansıtmak istediklerini yansıttılar. Ama işte bu taktik anlayış rakibi çözmeye yetmedi. Çünkü İsmail Yüksek ve Crespo gibi iki oyuncuyu merkezde kullandı. Yan yana kullandı. Tadiç'i onların önünde kullandı. Bu dizilişi hazırlık maçlarında da benim izlediğim bölümlerde kullanmıştı Fenerbahçe ve hücumda da hep zorlanmıştı. Ama ne zaman ki 2-6'dan vazgeçip 2-8'e dönüyor, tek 6'yla kalıyor, o zaman Fenerbahçe orta sahası rahatlıyor, hücumu rahatlıyor. Dün de gerçekten Mert Hakan Yandaş'ın oyuna girmesi ve İsmail Yüksek'in yanında konumlanmayıp önünde konumlanması, o taktiksel değişikliği yapması İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliğiyle beraber maçı da Fenerbahçe adına daha da kolaylaştırdı. Onun çünkü ekstra bir oyuncu olması, hücumda işte Batshuayi ve Tadic'e eşlik etmesi, kanatlardan zaten destek çok, bekler de bindiriyor Fenerbahçe'de. Orada ekstra bir oyuncunun ne kadar fark ettiğini dün görmüş olduk. Ondan önceki kısım gerçekten zordu izlemesi. Taraftarlar da çok büyük umutlarla başladıkları sezonda biz yine böyle kapanan rakiplere karşı sıkıntı mı yaşayacağız diye düşünürken, ki dün aslında oyunu çözebilecek de oyuncular vardı sahada bireysel olarak. Hani Tadic, King, hücuma yönelik bir oyuncu, Batshuayi, aynı şekilde İrfan Can, işte nasıl çözerdi bu takım rakibi, hani rakip yarı ceza sahasına giremeden uzaktan şutlarla çözebilirdi. Onun sinyallerini İrfan Can'la zaten gördük aslında. Tadic'den pek göremedik. Tadic de bu arada acayip asisti düşünen bir oyuncu. Yani ilk yarıda bir pozisyon var, belki hatırlarsın. Orta geldi İrfan Can'dan arka direğe doğru. Tadic bomboş. Normal bir oyuncu. Kontrol edip vurabilir. Kafayla direkt bir vuruş yapabilir. Geriye doğru çıkardı. Herhalde King olması lazım. Aklımda öyle kalmış. O da bir pozisyon oldu. Hani rakibi açmakta ama genel olarak zorlandığını gördük Fenerbahçe'nin ama Mert Hakan hamlesiyle birlikte işler gerçekten çorap söküğü gibi geldi. İlk yarıda Serdar İz'le bir pozisyona girdi Mert Hakan'ın ortasında. İkinci yarıda da zaten o ekstra koşularla savunmanın dengesi şaştı. Birinde Tadic golü attı. Diğerinde Mert Hakan Batshuayi attırdı. Rakibin dengesini tamamen bozdu ve gerisi çok rahat bir şekilde geldi. Hani bu maçın en çok yaradığı iki isim herhalde Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek oldu. İrfan Can için de keza söylenebilir ama listeye ben ilk ikiye 1'e Mert Hakan, 2'ye İsmail Yüksek yazarım bu karşılaşmada. Çünkü İsmail de baştan sona iyiydi ama Mert Hakan'ın varlığı, hani öncesinde gördüğümüz için en çok etkiyi onun değişikliği yaptı, yarattı bence. Mesela alternatif oyunculardan işte Burak Kapacağı yine bu maçta fırsat geldi. Israrla İsmail Kartal deniyor. Sağ önde deniyor. İstiyor belki. Zorluyor ama o da kısıtlı bir süre aldı tabii ki ama pek iyi değerlendiremedi. Yani dün oyuna sonradan girenler, Mert Hakan harici ikinci arada girenlerden pek bir şey çıkmadı. Yok. Belki maçın erken kopmuş olması, 3-0 erken gelmiş olması bunda bir etkendir.
Ama Serdar da bir fırsat bulmuştu. Bireysel anlamda çok ön plana çıkamadı. Şimanski'den yine açıkçası öyle çok ekstra bir şey görmedik oyuna girdikten sonra. Burak'tan kez aynı şekilde. Onlar adına pek iyi bir sınav değil ama Mert Hakan yeni sezon için bir mesaj verdi. Transfer politikasını dahi etkileyebilecek bir performans gösterdi dünkü karşılaşma için tabii. Evet, yani İsmail Kartal şu an Fenerbahçe için herhalde tek 6-2-8'li sistemin özellikle ligde iç sahada kapanacak rakiplere karşı daha iyi bir formül olduğunu böyle yavaş yavaş kafasına herhalde yazmaya başlamıştır. Öyle gözüküyor. Ama niye mesela böyle bir rakibe karşı çift 6 denedi en baştan? O da ilginç değil mi? Mesela hani Crespo'yu da Mert Hakan gibi kullanamaz mıydı? Crespo bunları yapamayacak bir oyuncu mu? O boş koşları fizik olarak kaldırabilecek bir oyuncu. Onu İsmail Kartal'a sormak lazım. Hani normal şartlarda tabii biraz olandan sonra konuşuyoruz ama geceyle gündüz kadar neredeyse fark vardı. Çok. Takımın hücum etkinliğinde yani savunmada iki şekilde de sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. İki evet. Dizilişle de sıkıntı yaşamadı. Orada şimdi savunmada sıkıntı yaşamadığın anda doğal olarak işin hücum tarafına bakıyorsun. Bir de hakikaten bu tarz mütevazi kadroya sahip olan ekipleri kırabilmek için ilk gol çok önemli. Yani ilk golü ne zaman atarsan ondan sonrası maç senin adına ciddi şekilde rahatlıyor. Fenerbahçe'de işte bunu iki altılı gibi diyelim ya da yan yana oynayan Crespo ve İsmail Yüksek'le belki bir tanesinin görev tanımı biraz daha farklıydı. Pek beceremedi. Ama ne zaman ki Mert Hakan girdi. Mert Hakan girdikten sonra ceza sahası koşuları, ondan sonra sağa sola deplase olup oradaki sayısal üstünlüğü sağlaması Fenerbahçe'nin. Sonuçta koşuların önüne atılan toplar, bunlarla beraber Fenerbahçe ne kadar rahat hücum yapılabildiğini gösterdi. Mesela Osayi'nin Batshuayi'ye attırdığı gol çok örnek bir gol değil mi? Çok güzel bir gol. Evet. İrfan'ın pası, Osayi'nin topsuz hareketlenmesi. Önüne atılan çok zamanlı evet. Bir pas. Osayi'de evelip gevelemeden doğru adama pası gönderip o da güzel bir pas attı yerden uzak direğe. Fenerbahçe gol attı. İşte futbolu böyle izlediğin zaman aslında ne kadar basit olduğunu da anlıyorsun. Yani orada bir zamanlı koşu, bir zamanlı pas. Arka direkte demarke olan bir santrafor ve gol. Aslında bu kadar basit. Bu kadar basit özetleyebiliyorsun ama işte bunu yapmak zaman zaman oyuncular için çok zor oluyor. Ama bunun işin içinde ne var? Hareketlilik var. Bence büyük oranda. Yetenek var. Ve onun da işte uygulaması var. O kadar zaman zaman City'yi izlerken etkileniyoruz ama City'yi de izlediğin zaman gene 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. Hareketli bir takım hareketli var. Bir takım. Koşan bir oyuncu. Onun önüne atılan bir pas. Yerden bir şeye doğru ceza sahasında paralel çıkartılan ya da geriye doğru çıkartılan bir top ve dokunuş. Hani bunu City bu kadar kolay yapıyor. Tabii ki City seviyesinde bizim takımlarımızın yapmasını beklemiyorum ama onlar da işte bu tarz rakiplerle oynarken özellikle bence Süper Lig'de daha fazla bu tarz organize hücum yapmalılar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hani kendi adıma. Dünkü maçtan bir de benim gördüğüm bir önceki maçı da belki işin içine katarsak. Hani bir tarafta Tadiç var. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyor. Maçın son bölümünde kanada da geçti. Bir tarafta İrfan Can. Mesela Tadiç de hoşuma giden şey takım arkadaşlarını oynatıyor. İşte çok iyi ara paslar veriyor ve sonrasında hareketine devam ediyor. Evet. Durmuyor. Mesela İrfan Can'da ne oldu? İrfan Can çok iyi bir ara pas veriyor ve duruyor. Genelde duruyor. Hani izliyor pozisyonu. İşte o sahaya verdi, bekliyor. Ya da başka birine pas verdi, bekliyor. Ama Tadiç'te bu yok mesela. Bu da bence çok önemli bir özellik bir kanat oyuncusunda. Yani o pası iyi verdim, devamını getirmeyeyim yok. Veriyor ve koşusuna devam ediyor. İrfan'ın da herhalde burada Tadiç'ten öğreneceği çok şey var. Eğer onunla biraz yakın çalışabilirse antrenmanlarda neyi farklı yaptığını, neden Tadiç'i bu seviyeye çıktığını çok rahat gözlemleyebilir. Bence fark yaratan unsurlardan biri Tadiç'le ilgili bu. Yani oyunu çok iyi soğutuyor, sırt dönük oyunu kurabiliyor, takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Çok iyi paslar atıyor ama hareketli de aynı zamanda Tadiç. İrfan Can'da da bunu görebilse Fenerbahçe ondan da iyi bir katkı alabilir. Evet, dün Dzeko forma giymedi Fenerbahçe'nin kaptanı. Onun yerine sahaya Tadiç olarak kaptan çıktı. Daha sonra Mert Hakan'ın oyuna girişiyle beraber devre arasında da kaptanlık pozumantı Fenerbahçe'de değişti. Fenerbahçe turu geçti. Şimdi Maribor Difer neydi o takım? Difer-Dange mi? Difer-Dange, Lüksemburg takımının ben hiç bilmiyorum kimlerle muhtemelen. Galibiyle oynayacaklar. Galatasaray'ın zaten rakibi Ljubljana oldu. Sloven temsilcisi. Yani iki takım da Fenerbahçe'de Galatasaray'da Slovenya'ya gidebilir. Evet. Evet. Beşiktaş'ta da Neftçi Bakü'yle hadi bakalım onu da dur.
Ben hiçbirini bilmiyorum. Şu an bana sorsan kim oynuyordu? Adana Demirspor'da sorsan hiç bir fikrim yok. İlgilenmedim yani, yok saydım o bilgileri. Nefçi Baku Zelzen Bosna temsilcisi nasıl okunuyor? Zeleznikar. Zeleznikar diye mi okunuyor? Evet. Ha, öyle okudum ama. Yani Beşiktaş kardeş bir ülkeye gidecek. Ya Bosna'ya gidecek ya Azerbaycan'a gidecek. Adana Demirspor'un rakibini hatırlıyorum. Adana Demirspor'un rakibini de hatırlıyorum ama takımları görmem lazım. Bir tanesi Macar temsilcisi. MTK olması lazım. Diğeri de bakayım o eşleşmeyi bulabilsem diğer takımı da söyleyeceğim de 42 tane maç var ya. Evet ya, arada göremiyorsun bazen böyle baktığın zaman. Neyse bir tanesi şey işte. MTK. MTK. Bakayım ben de, merak ettim. İsmi farklı yazılmıştır belki. O da olabilir. Bazen oluyor çünkü öyle. Hala göremedim biliyor musun? Neyse şimdi. Şey diye gördün mü? MSK diye bir takım var da o başka. MSK o da olabilir eğer Macar takımıysa. Yok değil Macar takımı. Dur şimdi ben burada biliyorsun kendimi kaybederim. Ha tamam. Osijek Hırvatistan'dan. Öteki de şöyle yazılmış. Zale Gerzek. Hiç duymadım. Zale Gerzek diye yazılmış. Osijek değil mi diğer takım? Evet Osijek diğer takım. Ben, Macar takımı. Of. O nasıl bir adı ya? Evet. Evet zormuş okuması onu. Neyse tablo bu. Takımlarımızın olası rakipleri de bu şekilde. Peki dedik ki Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajları gönderebilirsiniz. Az önce bir dinleyicimiz alınmış Galatasaraylı. Büyük harflerle yazmış. Galatasaray'ın yaptığı dünya kadar sponsorluk anlaşmaları ortadayken neyin algısını yapıyorsun demiş. Neyin algısını yapıyorsunuz demiş. Devamını da oku istiyorsun. Borç var tamam da geliri de oradaki da ve de'yi ayrı yazması lazım. Var Galatasaray'ın demiş. Borcu konuşup geliri konuşmamak tuhaf bir algı çalışmasıdır. Kusura bakmayın diye bu sıcaklarda alınganlığın boyutunu arttırmış. Halbuki genel takımlardan konuşmuştuk ama evet. Kendisi üzerine alınmış. Sağlık olsun. GS24 bu arada. Bir ismi de yok kendisinin. O sana bahsettiğim hesaplardan biri işte. Evet. Abdullah kulüpler niye ödesin ki demiş. Devlet halka pay ediyor zaten demiş. aslında bu biraz daha bence şey bir yaklaşım. Daha bu gerçekçi bir yaklaşım. Öyle zaten. Dolaylı evet. Yoldan senden benden çıkıyor yani. Aynen. O kulüplerin borçlarını ödemeleri. Emre Çepni Fenerbahçe'yi tebrik etmiş. Galatasaray'a başarılar diliyorum demiş. Beşiktaş inşallah turu geçer demiş. Mavi boncuklar dağıtılıyor. Evet. En çok merak ettiğim ve heyecan duyduğum Adana Demirspor maçı. Güçlü bir rakip karşısında deplasmanda iyi oyun demiş. İnşallah gruplara kalır. Yeni bir Denizlispor efsanesi yaşarlar diye dediğim dün gibi. Bir transfer söyledi Salim. Forvet hattında Nijeryalı bayağı dev gibi bir oyuncu alıyorlar. Salernitana'dan. Hatta Mbaya Niang bir de transfer gündeminde. Onyekuru'yu gönderiyorlar. Onyekuru'nun bonservisi alıp gönderecekler. Kanat forvet rotasyonuna. Hani atletizm seviyesi yüksek. Fizikli takviyeler. Düşünüyor Adana Demirspor. Umarız Avrupa'da grup aşamasına kalmasına yeter. Reklama gitmeden önce sana bir uzman soru sorayım mı? Bugün ben biraz şaşırdım da. Sor bakalım. Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili mi? Sen onu takip ediyorsun. Yok yok, Kadınlar Dünya Kupası değil. Çaykur Rizespor'un teknik direktörünü biliyor musun? Çaykur Rizespor'un biliyorum. Biliyor musun? Nasıl bilmem. Ben bugün, Palut. Yani ben bugün İlhan Hoca doğru oraya gitmişti ya diye bugün açıklama yapıyordu. He. İşte transferde hata yapmamız diye. Görmedim. Onu okuyacağım. Bir baktım İlhan Hoca buradaydı. Ondan sonra aklıma geldi. Hani artık lig yaklaşıyor. Takımlarla ilgili hafızayı biraz tazelemek gerekiyor. Bak işte. Kasımpaşa var en sıkıntılı takım. Bilinemez Kasımpaşa'nın. Kasımpaşa'nın teknik direktörü kimdir? Şenol Can geriden beri değil mi? Bak şu an ben de sordum ya, hiç bilmeden yani düşünmeden sordum. Kasımpaşa. Yok şey döndü ya. Teknik direktör. Hocamız. Kemal Özdeş Kemal döndü. Kemal Hoca döndü. Döndü. Döndü döndü. Şenol döndü da yani yine de zorluyor, emin olamıyorsun insan. Ya tabii düşünürken. Kasımpaşa zorluyor da. Kasımpaşa'yı falan. Diğer takımlar herhalde aşağı yukarı hakimimdir diye düşünüyorum. Çıkartırım mı dersin? Çıkartırım hani sorsam zorlasam. Tabii ya Kemal Hocam döndü. Mesela Sivasspor'u hatırlıyor musun? Sabit. Çok gördüm bir de şeyde gördüm. Çok açıklamalar var. Röportaj yaptılar. En çok Gaziantep zorlar şu anda. Doğru. Gaziantep çünkü eski hocasıyla devam ediyor değil mi? Antrenörüyle hocası ediyor. Oldu. Evet. Kim? Onların. Adı? Umarım yanılmıyorum. Erdal Güneş. Erdal Güneş doğru. Mesela Karagümrük'ün hocasını biliyor musun? Hadi bakayım ben üstüne sen bana sordun. Ben 10 tane soracağım şimdi. Vallahi bilmiyorum. Karagümrük Pilo'dan sonra kimle anlaştı? Kimle anlaştı? Hiçbir çağrışım hani yabancı yerli falan. Düşünsem bulurum da şu an
Hiçbir şey yok. Sen bulur musun? Bulursun. Geçen sezon çünkü geçici olarak açıklamışlardı. Şimdi kalıcı olarak açıkladılar. Alparslan Erdem. Bulamazdım. Pilon'un yardımcısıydı o da. Bu sene çok öyle yardımcılıktan devam eden. Mesela şimdi evet, Şenol Güneş'in ekibinden bir antrenör Tuzla Spor'un teknik direktörü oluyor. Ayrılıyor. O Burak Yılmaz mı? Burak Yılmaz değil de ismi unuttum. Özür diliyorum. Çok var öyle hocalığa geçen. Peki bir araya gidelim. 14-22 saatlerimiz biraz geciktik araya gitmekte. Beşiktaş Nicolas Pepe'yi gündeme aldı diye bir altyazı var şu an A-Spor'da. Dönüşte biraz ondan bahsederiz. Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Mesajlarınızı da Ali Erim ve Mert Elam adreslerine bekliyoruz. Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor. Evet, kısa bir araya gittik geldik. Takımların birkaç takımın teknik direktörünü hatırladık çünkü sezon başladığı zaman uzman soruları gelecek. Bir sonraki teknik direktör kimdi, bir önceki teknik direktör kimdi diye gene başlayacağız. Cihanhan Valencia 5. maçta golünü zar zor attı demiş. Gördüm evet. O kadar da beklentileri vardı diye gülmüş ama ben buna pek katılmıyorum. Dün River Plate Internacional maçında attı golü. Libertadores ilk karşılaşmada biz de yayınladık. Atak yönüne göre sol taraftan gelen bir ortada kafayla güzel sırtırma bir mı oluyor? Aynen. Ener Valencia golü atmış. Güzel atmış bence. Güzel golü gördüm. Bir de izleyemediğim bir video oldu. Marcelo'nun. Evet onu izledim ben. Rakibini. Sen izleme. Sen izleyemiyorsun öyle şeyleri. Yani. Felaket bir görüntü. Evet ayağının kırılmasına sebep olmuş ve ağlamış Marcelo da bayağı. Evet dün Marcelo dediğimiz hani Real Madrid'li Marcelo. Evet. Evet ülkesine geri döndü. O da bir kupa karşılaşmasında rakibin ayağına çok kötü basıyor. Çok kötü yani izlemek kolay değil. Ben bile hani böyle şeyleri izleyebilen biri olarak bayağı bir kötü hissettim. Dolayısıyla öyle bir olay olmuş dünkü Libertadores maçlarında. Şimdi Pepe'den bahsedecektik bir de. Evet. Nicolas Pepe Beşiktaş gündemine geldi deniyor ama bilmiyorum ne kadar doğruluk payı var. Profil olarak aslında Beşiktaş'ın isteyeceği tarzda bir oyuncu. Değil mi? Çünkü sol ayaklı, sağ kanatta aslen oynamayı seven. Hani Gezler'in bu kadar sakatlandığı yerde güvenilemeyecek herhalde artık yeni sezonda ana plan olarak. O kalibrede bir oyuncu. Bence adı geçenler kötü isimler değil. Berkays Ajax'tan yine solak oyun kurucu profilli bir oyuncu. Pepe biraz daha atletizm seviyesi de yüksek. Dribbling becerisi de herhalde yeterli yüksek. Evet yüksek bir oyuncu. Yani Berkays da bence yetenekli ama bilmiyorum tartışılır. Futbolu nereden baktığına bağlı. Ben yani şu an sakat. Pepe mi? Vallahi Mayıs, Nisan ayından beri sakat gözüküyor. Hadi ya. O bir sıkıntı tabii oyuncunun transferi için. Fenerbahçe'nin de gündemine geldi bu arada birkaç hafta öncesinde Pepe ama artık yıldızı sönmeye yakın futbolculardan biri. İlk çıktığında çünkü çok büyük beklenti vardı Lille'de. Arsenal transfer olmuştu ama beklenti hiç karşılayamadı. Bir fırsat tabii bu bizim ligimizdeki yani takımlar için. Lille'de 36 maç 13 gol bir sezon ardından 38 maç 22 gol 11 asist. Zaten oradan sonra hemen Arsenal yaptı. İlk sezon Arsenal 31 maç 5 gol 6 asist. Lig bunlar. İkinci sezon 29 maç 10 gol 1 asist. 2021-2022 20 maç 1 gol 2 asist. Yani Arsenal'da son sezon bayağı sıkıntılı ama Nice'de geçen sene yine kendini toparlıyor. Hı-hı. Ama az maç oynamış. İşte sakatlık orada da. 19 maç sadece. Yani ligin yarısını kaçırmış. O zaman Beşiktaş'ın gitmesi yine çok mantıklı yani değil. Gezler'le ikisinden bir oyuncu çıkartabilir Beşiktaş. Yani ligin yarısında Pepe, yarısında Gezler oynarsa öyle bir şey oluyor. Ama belli oyuncuda bir şeylik var. Ne derler? Sakatlık riski var. Ya umarız tabii darbeye bağlı sakatlıklardır. Kas, adale yani sakatlık. 3 ay darbeye olur. Bağlı sakatlık olur mu? Değildir. Bilmiyorum yani şu an. Gerçi Transfermarkt'ta gözükür bu arada. Bakacağım şimdi. Açmadı oraya da. Hani kas mı darbe mi onu anlayabiliriz herhalde. Eğer 2024'e kadar Arsenal'la sözleşmesi varmış. Yani gelecek sene bitiyor. Bitiyor. Arsenal onu bu sene artık elden çıkarmaya çalışır. Yani bu bir fırsat tabii ki Beşiktaş için. Eğer sağlık raporlarında da bir sıkıntı çıkmazsa bence bu lig için yani ligin ortalamasının çok üzerinde bir potansiyel tabii ki Nicolas Pepe. İki kez diz sakatlığı geçirmiş geçen sene. Diz. Ocağın ortasında sakatlanmış. Ocağın ortasından Mart'ın ortasına kadar iki ay diz sakatlığı yüzünden ayrı kalmış.
Sonra geri dönmüş. 3 maç oynayabilmiş sadece. Nisan'ın ortasında sakatlanmış. Hala sakat gözüküyor. Ama diz dediğin bağ kopması değil belli ki 2 ayda döndüğüne göre ve şimdi diz de diz sakatlığı diyor işte. Hani belki darbeye bağlı bir gerilme vesaire bir şey mi oldu? Çünkü diz deyince hani ya işte darbeye bağlı birkaç günde geçer ya da bağlar kopar 6 ay 7 ay uzak kalırsın gibi. Dediğim gibi darbeye bağlı sakatlıktır. Kaslarla ilgili bir bağlarla ilgili bir problem yoktur. Onu da zaten sağlık heyeti çok ince şekilde inceleyecektir. Ben problem yoksa gerçekten isterim ligimizde görmeyi. Pepe gibi bir oyuncuyu, evet. Berkay'sı görmek isterim. Kaliteli oyuncular. Çok kaliteli gerçekten oyuncular. De hani Beşiktaş o senle konuştuğumuz zaten sakatlık riski yüksek olan hücum rotasyonuna bir de böyle bir oyuncu daha alırsa yine büyük risk almış olur kendi adına. Öyle. Emrah, buradan Saadet'in Saran abiye sesleniyorum. Bizim Galatasaray maçını neden vermiyor? Bizi oradan oraya uğraştırıyor abi demiş. Şimdi yeri gelmişken onu da kısaca açıklayayım. D-Smart ile Galatasaray Kulübü arasında daha önceden yapılan bir anlaşma var. Belli yıllara dayanan D-Smart Galatasaray'la bu hazırlık ve ön eleme maçlarını kapsayan bir paket yapıyor. Galatasaray'la böyle bir anlaşma yapıyor. O anlaşma devam ediyor Galatasaray ile D-Smart arasında. Onun dışında zaten dikkat ederseniz takımların hani Adana Demirspor hariç içerideki ve dışarıdaki maçlarını biz verdik. Yani Saadettin Saran uğraşıyor, merak etmeyin. Galatasaray'ın Osmanlı'daki maçını da verdi ama Galatasaray'ın içerideki maçını az önce söylediğim sebeple almanın imkan ve ihtimal yok. Önce yapılmış bir anlaşma vardı. Onu da kısaca size söylemiş. Bir sonraki turda da yine Galatasaray'ın İstanbul'daki maçına D-Smart verecek. Üçüncü eleme turunda playoff turunda Eksen'e geçiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları da o şekilde satılıyor. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'ni alan kurum playoff ile beraber oluyor. Playoff artı gruplarla beraber oluyor. O yüzden de gelecek turu Galatasaray geçtiğinde Şampiyonlar Ligi playoff turuna kalmış oluyor. Bu durumda playoff turunu da Galatasaray'ın Eksen'den izleyebileceğinizi söyleyelim. Sadece Eksen verebilecek onu. Şimdi de hani bir dinleyicimiz de yazmış bana. D-Smart'a üye olmaya çalışıyorum akşamki maçın ama sadece yıllık üyelik veriyorlar. Aylık bir üyelik gözükmüyor demişti. Ben de sabah üye oldum. Ben de yıllık üyelik almak durumunda kaldım ama dediğin zaman da iptal edebiliyorsun deniyor. Tahmin ediyorum ki parayı da iade edecekler mi? Yani belli bir ay, bir ay kullandın ama 11 ay geri kalan onun iadesini herhalde yaparlar diye ümit ediyorum. Yoksa tabii çok hakkaniyetli bir anlaşma değil. Yani sonuçta herkes Galatasaray ya da çoğu kişi Galatasaray maçı için alacak. Evet. Sadece yıllık, o maç için alacak. Belki. Evet, yıllık kullanım için almayı düşünmüyorlar. Umarız o iadeler yapılır. Ben öyle anladım. Turan Sönmez, milletçe kırmızı çizgimiz olan alışveriş poşeti bile 38,5 kuruş olmuş. Bizim takımlar hala öğretçe para harcıyorlar, delireceğim demiş. Alışveriş poşetinin yalnız 38,5 kuruş olması bir sıkıntı yaratabilir. Ne sıkıntısı yaratacak ya? Ne sıkıntısı yaratacak? 25 kuruş, yıllardır 25 kuruş ya, hiç. Her şeye zam geldi, o hiç değişmedi ya. Biliyorsun değil mi onu? Hiç, ben hep alıyorum ama hiç fiyatını bilmiyorum mesela. 25 kuruş. İlk çıktı 25 kuruştu. Öyle mi? Evet. Yani sene 1861 falan. 25 kuruş da hala 25 kuruş. 38,5 kuruş olmuş. Vay be. Yani bu ülkede 50. Bazı şeyleri değiştirir. Bak öyle söyleyeyim sana. Yani dediği gibi kırmızı çizgimiz buydu. Alışveriş poşetinin 38,5 olması önemli bir şey. Ben ekonomik olarak çok rahat olduğum için hiç parasına bile bakmıyormuşum. Bakmıyorsun. Valla ben gerçekten bilmiyordum. 38-25 kuruş. Nasıl bilmezsin ya? Yani bir sen bir de alışveriş yapan bir insan çok, olarak. Çok yapıyorum ben. Çok poşet alışveriş alıyorum. Poşetinin 25 kuruş olduğunu yok, evet. Nasıl bilmezsin? Valla hiç dikkat etmemişim yani. Hep soruyorlar, istiyor musunuz? Peki sen aldığın zaman hiç şeye bakmıyor musun? Yok, hiç bakmıyorum. Fişe de bakmaz mısın? Hiç. Bu nasıl bir zenginlik? Nasıl bir boyut bu? Neyine bakayım zaten? Bir Ali Koç bir sen. Ne aldım belli. Fiyatlarına da bakıyorum orada. Tamam, ondan gözüküyor. Sonra fiyat şeyde yani. Fiyat farklı çıkabiliyor mu? Fiyat farklı çıkabilir tabii ki. Kaç sonra kere? Bir de itiraz mı edeceğim geri dönüp falan? Ha şöyle yani, sana şeyde 40 lira deyip 70 lira geçirse sen şey, neye itiraz mı edeceğim diyorsun? Ben eve gittiysem. İşte zenginlik. Mesela sen şeyden mi bakıyorsun? Mert Alem Başkan Galatasaray şampiyon. Evet inşallah. Şey aldın yaptın alışverişi, kasadan geçirdin. Evet. Poşete koydun, adam sana verdi ekstra. Sen ayarımı tanımamışsın. Hemen oradan mı bakıyorsun? Ben bir kere aldım malın fiyatına net bakarım. Doğru ürünün etiketini aldım mı ona da bakarım. Çünkü etiketler şey. Gizem bakıyor da ben bakmıyorum. Onu tamam söyleyeyim. Bizim ailede bakan var. Burada şey miyiz, anlaştık mı? Tamam. Ondan sonra kasaya gittim. Kasada ürünü geçirdiği zaman ürünü orada kontrol ederim. Ha, onun ekranından bile bakıyorsun. Ekranına da bakarım. Tıt tıt. Ondan sonra bir de şeye de bakarım. Fişe de bakarım. Orada bakıyorsun fişe de mesela. Tabii. Orada ayrılmadan tabii ki kontrol ediyorsun. Tabii ki. Sana şu olmadı mı? Ben mesela fişimi de alırım.
Her türlü. Fişi ben de alıp şeyin içine koyuyorum. Aynen. Poşetin içine onu koyuyorum. Yapın zaten. Çünkü hep şöyle diyaloglar oluyor. Bu geldi işte şey çıktı, bozuk çıktı. Bunu değiştirebilir miyiz? Fişiniz var mı? Fişi almadım. Fişi alamazsanız bir şey yapamayız diyorlar. Hı-hı. Onlara da kesin talimat var. Mantıklı. Yani öyle birçok ben diyalog yani neredeyse her böyle ne bileyim 7-10 günde bir falan öyle bir şey oluyor yani kasada. Biri geliyor bir ürün almış. Memnun değil. Değiştirmek istiyor. Hatta geçen gün biri pil almış. Pilin boyutunu yanlış almış. Aa bu değilmiş. Değiştirebilir miyiz dedi. Dediler ki üzgünüz. Fiş yok o yüzden. Fişiniz yok. O yüzden değiştiremeyiz. İlginç. Ben böyle anlık bakıp kontrol etmiyorum açık. Sonra da etmiyorum. İşte dedim, nasıl bir zenginlik ki bu? Yani nasıl bir zenginlik? Bizde o işlere gizem bakıyor. Ben bakmıyorum. Öyle bir iş bölümü yaptık. Peki 14.35 bir araya gidelim. Aradan sonra Galatasaray'ın Zalgiris rövanşı ile devam edeceğiz. Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.40 Halil Demir de aynı ürünü bir kez iki kere geçmişler demiş. Dolayısıyla o benim başıma geldiğinden beri ben de kontrol ediyorum diye eklemiş. Cihan da Mert abi bizim marketten alışveriş yapar mısın? Bir ayda köşeye döneriz demiş. Senin sayende bazı şeyleri insanlar hayal ettirdin. Mert Erem sayesinde. Peki Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün 4 tane karşılaşma var. 2 tanesi bitti. 2 tanesi de artık son 10 dakikanın içerisinde. İsveç Arjantin'i 2-0 mağlup etti. Arjantin'in elendiğini söyleyelim. Diğer tarafta bir sürpriz, yani sürpriz tam bilmiyorum tabii de. Sürprizdi değil mi? Sürprizmiş, okudum ben. Güney Afrika. Güney Afrika İtalya maçı son bölüme 2-2 beraberlikle girilmişti. Skor o şekilde olsaydı İtalya yoluna devam edecekti ama 90+2'de Güney Afrika golü atınca İtalya'yı elemeyi başardı grupta ikinci sırada yer alarak. Şu an Jamaika ile Brezilya aynı zamanda Panama ile Fransa karşı karşıya geliyor. Jamaika Brezilya maçında gol yok, 0-0. Panama Fransa karşılaşmasında da Fransızların 5-2'lik üstünlüğü var. Bu sonuçlarla beraber de Brezilya da eleniyor. İnşallah elenirler tabii. Brezilya eleniyor mu? Arjantin elendikten sonra Brezilya da elensin. Allah Allah. Bu gruptan mı eleniyor? Bu gruptan eleniyor. Kim geçiyor bu gruptan? Fransa 7 puanla birinci. Jamaika gol yemezse evet 5 puanla. Ve Brezilya'da 4 puanla kalıyor. Yani Brezilya yenerse bir gol atarsa turu geçiyor aslında. Çok uzak değil. Evet evet. Ama 6 dakikaları var. Vay be. Normal süre bitmesine. Bu arada o sabahki Güney Afrika maçıyla ilgili herhalde galibiyet golünü atan futbolcunun son dönemde 3 yakını vefat etmiş. Aa. Ona rağmen ayrılmamış Dünya Kupası'ndan ve takımda kalıp böyle bir onlar da tarihlerinde ilk kez grup aşamasına geçmişler. Evet. Güney Afrika olarak. Çok tabii dramatik bir hikaye oldu. Güney Afrika'da tek galibiyetle çıktı. O da İtalya galibiyeti. 4 puan. 1 puanı vardı bu maçtan önce. Evet. Beraberlik alsa elenecekler dediğin gibi. Evet, bakalım Brezilya'da Arjantin'in ardından kupaya veda edecek mi? Tabii Arjantin'e göre Brezilya kadın takımı daha iyi bir takım. Belki ilk maçta attıkları golden görmüşsünüzdür. Panama maçında müthiş organize bir gol attılar. Kupanın en güzel gollerinden biriydi. Ancak elenme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Dakikalar 85 oldu. Eskinin yıldızı Marta var hala Brezilya'da. Ben kadın futbolundan çok isim bilmem ama Marta'yla aşina olmaya başlamıştım. O da oyuna sonradan girip etkili olmaya çalışıyor ama belli ki onun da yapabileceği pek fazla bir şey yok. Evet, inşallah Brezilya elenir diyerek bu konuyu kapatalım ve dönelim Galatasaray'a. Galatasaray 2-2'nin rövanşında Zalgiris'le mücadele edecek. Şimdi Okan Buruk bu maçta nasıl bir kadro tercih edecek? Şimdi ilk karşılaşmada Barış Alper santrafor pozisyonundaydı. Biraz beklentilerin altında kaldı. O pozisyonda oynaması bekleniyordu. Hem oyuncu yokluğu diyelim, azlığı, aynı zamanda Barış Alper'in son dönem yükselen formuyla beraber orada oynaması bekleniyordu. Biraz beklentilerin altında kaldı. Yunus forma şansı bulmuştu. Evet. Beklentilerin altında kalmıştı. Bununla beraber hani Galatasaray'da Mertens oyuna girene kadar hücumun biraz zorlandığını, hatta tıkandığını görmüştük. Zaniolo yine biraz bencil oynamıştı. Kerem orada bir şeyler yapmaya çalışan oyuncuydu. Şimdi geçen haftaya göre Okan Buruk sence hücum hattında neleri değiştirir? Nasıl bir ileri uç bekliyorsun? Savunma hattında zannedersem bir değişiklik yok. Yok, hiçbir. Ama orta sahayla herhalde. Orta sahada da yok. Orta sahada da mı yok? Berkan Oliveira hep benim gördüğüm muhtemellerde onlar vardı.
Ama ön taraf. Erkan Oliveira. Öndeki dörtlü. De bir değişiklik. O da hani Yunus'un zaten oynamayacağı artık aşikar. Mertens'in oynayacağı belli. Şimdi Tibet... Mertens'in oynayacağı belli. Evet, Mertens de bence bir hani sakatlık yoksa zaten şey gibi oldu Mertens. Fenerbahçe'deki hani Mert Hakan'dan önce Mert Hakan'dan sonra oyun nasıl fark ettiyse Mertens'ten önce Mertens'ten sonra da o şekilde fark etti. Biraz benzetiyorum ben iki oyuncu değişikliğini. O yüzden bu karşılaşmada iç sahada Mertens'le başlar. İleri uçta da şimdi TRT Spor muhabiri Tibet Tören'in az önceki tweet'i önüme düştü. Barış Alper'in ileri uçta forma giymesini bekliyoruz. Bir değişiklik olmazsa diyor. Yani Bakan bu ve orada Halil Dervişoğlu adaylar arasındaydı ama aynı şekilde Barış Alper'le devam edecek gibi gözüküyor. Herhalde skor olamazsa Bakan bu ve Halil Dervişoğlu'na dönecek. Barış Alper tabii geçtiğimiz karşılaşmada şansını pek iyi kullanamadı ama sanki bu karşılaşmada da 11 çıkması biraz forma hassasiyet forma adaleti ve oyuncuya güven olarak daha doğru gibi geliyor bana. Yani Bakan bunun önünde. Tabii yani Bakan bu yeni geldi. Barış Alper bir de hani forvetin 3. oyuncusu olarak düşünülüyordu. Halil geldi. Şimdi Halil'in transferi bitti. Orada da dengeler değişti. Barış Alper tekrar kanat rotasyonun bir oyuncusu mu olacak mesela? O da nasıl görülüyor? Değil mi şimdi planlama nasıl? Çünkü Halil Dervişoğlu hiç hesapta yoktu. Beşiktaş'a gidecek diye bekliyorduk. Bir anda hop Galatasaray'a geldi. O yüzden dediğin gibi Barış Alper'i de orada yeni sezon öncesi... Peki o zaman Halil 2 numara mı oldu şimdi? Net şekilde. 3 işte. Yok, hayır. Eğer sadece santrafor pozisyonunu düşünürsek. Yani santrafor pozisyonunda Galatasaray'ın rotasyonu Bakan var. Bakan var. Tamam. İcardi Bakan bu. Halil Dervişoğlu. Tamam, Bakan bu. Kağıt üzerinde böyle gözüküyor yani. Barış Alper bir kanat oyuncusu olarak çıkmış. Yok, normal şartlarda hani Icardi yoksa Bakan bu'yu göreceğiz orada. Evet. Değil mi? %100. Icardi yoksa Bakan bu. Planlama o şekilde. Orada belki tabii sezon içerisinde yani çift forvetli bir anlayış olursa tabii Barış'ın da şansı artabilir. Halil'in de şansı artabilir ama o kadar kalabalık ki Galatasaray'ın rotasyonu, Zaniolo'su, Mertens'i, bir de Raşit'sa konuşuluyor. Zaha var daha. Orada Okan Buruk'a gerçi dün sorulmuş dizilişle ilgili. Geçen seneki gibi oynayacağız demiş. Öyle hani çift forvet gibi bir anlayış. Galatasaray iyi bildiği şey, iyi yaptığı şeyi devam ettirmek istiyor. Evet, öyle gözüküyor. Tabii tartışılır. Mertens gerçek bir 10 numara mıydı? İkinci forvet miydi? O bir tartışma konusu. Ama... O zaman solda Kerem, merkezde Mertens, sağda Zaniolo, ileride de Barış Alper Yılmaz. Böyle bir muhtemeli var. Bakan bu ve Halil olası oyuna girecek olan isimler. Morutsan bence yine ilk karşılaşmadan iyi sinyaller vermişti. Doğru. O olabilir. Emre Kılınç yine maç kadrosunda olacak deniyor. Sonrasında da Samsunspor'a imza atacakmış bu karşılaşmadan sonra. Herhalde Batuhan da bu maçın kadrosunda olup ayrılacak diye biliyorum, okumuştum. Böyle bir kadro çıkacak. Galatasaray tabii rakibi çözmek zorunda. Yani dün Zimbru'nun Fenerbahçe'ye yaptığının herhalde bir benzerini göreceğiz. Geçen maç çünkü çok derinde bekleyen bir takım vardı. İleri de çok fazla oyuncu bırakmamışlardı ama uzun toplarla da etkili olmuşlardı. Aynı anlayış devam eder bugün. Zalgiris'te sonuçta beraberlik uzatma demek. Bir tane de sıkıştırabilirlerse kontradan, ki o sinyalleri vermişlerdi. Oyevusi. Değil mi? Onunla, o oyuncuyla birlikte. Bugün o anlamda Galatasaray'ın işi çok sıkı tutması lazım. Umarız tabii Mertens'in ilk 11'e gelişiyle birlikte daha rahat bir karşılaşma olur. Yalnız Zalgiris savunması da öyle hani aşılmayacak bir sertlikte olan ya da organizasyonda olan bir savunma gibi gözükmedi. Tabii yani Galatasaray biraz Mertens'in girişiyle top yapmaya başlayınca ya da topu akıllı paylaşınca hemen zaten golleri bulmuştu. Hani bu karşılaşmada da saha ve seyirci avantajı, güç farkıyla beraber hani ben pek zorlanacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Bir de hani Fenerbahçe ile kıyas yapıyoruz ister istemez. Mesela Galatasaray kullandığı iki orta sahadan biri Oliveira. O koşuları da çok sık aslında yapan bir oyuncu. Ceza sahasına çok da giriyor. O konuda Galatasaray'da bir sıkıntı yok. Hani orta sahadan destek konusunda. Sadece oradaki organizasyon konusunda bir sıkıntı vardı ilk karşılaşmada. Mertens onun toparlanmasını bekliyoruz. Daha rahat bir karşılaşma olmasını umuyoruz. Torreira pek riske edilmeyecek gibi gözüküyor. Galatasaray taraftarların yine beklediği isimlerden bir tanesi. Öyle bir maç değil yani bu karşılaşma. Evet. Torreira'sız da kazanman gereken bir maç. Hatta rahat kazanman gereken bir maç.
Icardi bir süre daha bizimle olamayacak dedi Okan Buruk dün yaptığı açıklamada. Galatasaray'daki son durum bu. Zaha'nın da hani bakıyoruz dedi. Onun da geçen sezon sonundan kalan bir sakatlığı vardı. Doğru. Dedi. Yani acele etmeyecek bu iki oyuncu için Galatasaray. Zaten Avrupa için acele etmesine gerek yok. Bu kadro da hep söylüyoruz yani bu turları geçmeye yetmeli. Bakan bu da daha girecek işin içine. Onun haricinde Galatasaray'ın başka bir ekstra girecek oyuncusu var mı? Günay zaten gelecek ama o çok bir etki yaratmayacak. Muslera var sonuçta. Kerem Demirbay geldi. Gerçi evet Kerem Demirbay geldi. O bir sonraki tur için bir alternatif. Bu kadroyla tabii ki Galatasaray turu geçer. Torreira bir sonraki turda da aslında ihtiyaç pek yok. Yani risk etmesine gerektirecek bir durum yok. Evet risk etmeyecektir Galatasaray dediğin gibi. Hani zaten yolu çok zorlu bir yol değil Galatasaray'ın. Playoff turda dahil olmak üzere. Dolayısıyla Galatasaray çok çok zorunda kalmadıkça bu oyuncuları risk etmeden sağlıklı bir şekilde hani önce lige sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına hazırlamaya çalışacak. Fransa 5, Panama 3 oldu. Basket oynuyorlar. Jamaika Brezilya maçında da 90+2 gol yok. Vay be. Brezilya eleniyor. Hoca Brezilya gidiyor. Evet bir taraftan da gözüm şeyde hoca bitir diye bakıyorum. Hoca bitir Brezilya elensin diye bakıyorum. Yapacak bir şey yok. Biz elendik. Onlar da elensin. Maçlar ama burada da uzuyor tabii. Hani var devreye evet, girince falan 90+12'lere kadar giden karşılaşmalar dün oldu. Dün seninle konuştuk. Premier Lig'de bu sene maçların uzatma dakikalarını Dünya Kupası'ndakini örnekleyerek yapacakmış. Dolayısıyla bu sene de Premier Lig'de 90+9'lar, 90+11'ler, bizdeki gibi 90+12'ler görebiliriz. Öyle bir karar almışlar. Bizde devam edecek mi bu? Biz de öyle bitirdik değil mi sezonu? Bizde uzatma konusunda hiç. Tabii. Biz uzatmaları uzatarak, uzatmalarda bayağı durarak bayağı bir hani maçlar biliyorsun minimum 2 saat sürüyordu bizde. Tabii canım 7'de başlayan 9'u çeyrek geçebile tabii, biten tabii. Maç oldu ben hatırlıyorum. Devre araları 35 dakika. İlk yarılar 55 dakika. Maçlar öyleydi. Evet. Bu arada ligde ilk 2 hafta fikstürü de açıklandı. Onu da size hatırlatmış olalım. Trabzonspor Antalya Spor mücadelesiyle başlayacak lig. Peki ne zaman başlayacak derseniz 11 Ağustos Cuma günü saat 21'de Trabzonspor Antalya Spor'u ağırlayacak ve ligimiz bu sezona dair ilk karşılaşmasını oynamış olacak. Antalya Spor demişken Hacı Wright da Championship takımlarından Coventry'e 9 milyon euro artı 2 milyon euro bonusla transfer oldu. Antalya Spor'da da ciddi bir ekonomik kriz var. Onlar da hani ortalama diyelim 10 milyon euro olsa o transferden bir 300 milyon liraya yakın bir gelir elde ettiler. Fernando da gidiyor. Suudi Arabistan'a. Yani takımın aslında güç kaybı var. En etkili iki oyuncu. Yani iki oyuncu say desen Antalya Spor'dan Hacı Wright'la Fernando'yu sayardın. İkisini de kaybediyor. Tabii çok önemli bir paraya gidiyor. Coventry'in de ben şeylerine baktım. Hani bir oyuncuya bu kadar fazla para Championship'te çok anormal değil ama geçmişinde var mı? Bu seneye kadar hiç öyle bir harcaması yok Coventry'nin. Yani ya 1 milyon ya hiç harcamamışlar transfer dönemlerinde. Bu sene Sporting'e santrforlarını satmışlar 20 milyon euroya. İsveçli Gyökeres. Hiç radarında olan bir oyuncu değil mi? Ondan sonra alsak alsak ne alsak diye. Çok para harcamışlar. Yani 20'ye satıp zaten 15'ini falan harcamışlar transfer döneminde. Hacı Wright'a da aynı mevkinin oyuncusu santrfor sonuçta. O paraları vermeleri çok anormal değil. Ama o satış olmasa gitmezmiş yine de Coventry'e. Evet bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak Hacı Wright. İngiltere'de sonuçta Amerikan vatandaşı zaten milli takımda da zaman zaman iyi işler yapmıştı. Eğer İngiltere alt ligde de iyi bir performans gösterirse onu seneye Premier Lig'de görebiliriz. Bu arada sabah aklıma kim geldi biliyor musun? Sen bir ara anlatırken ya dedim Weghorst ne yapıyor? Weghorst. Hiç sesi soluğu çıkmıyor dedim. United uzatmadı. Burnley'nin kadrosunda. Premier Lig'de. Premier Lig'de. Burnley. Ve hani Burnley'de geçen sene Jay Rodriguez oynamış. O da artık emektar 34-35 yaşında. Ondan sonra ara transferde bir oyuncu almışlar. Bir santrafor. Genç bir santrafor. Bu sene İsviçreli zannedersem yine Kuzey Afrika ülkelerinden gelen bir oyuncu var. Yani İsviçre vatandaşı da kökeni Kuzey Afrika. Onu transfer etmişler ama o biraz kanat forvet gibi. Hani Türk asıllı oyuncudan bahsediyorsun. O işte o Ali Zeki Amduni mi? Zeki Amduni mi? O mu? Zeki Amduni. O galiba. Türk asıllı mı? Türk. Hmm. U şeylerde de oynamıştı.
U21'de evet. oynamıştı galiba. O isimse eğer. O isim. Zeki Hamdouni. Zeki. U21'de de oynamıştı. O sonra bizim tekrar... Bizim U21'de mi oynadı? Oynadı, sonra tekrar İsviçre'ye dönmüştü. İsviçre'yi mi seçti? Evet, bildiğim kadarıyla. Evet, ona bayağı da para vermişler bu arada. 10... Evet. 8,5 milyon euro vermişler. Evet. Bayağı para. Bakalım Weghorst bu sene son mesela hazırlık maçında Weghorst oynamamış. Hiç oyuna da girmemiş. Bir önceki karşılaşmada da ilk 11'de çıkmış hazırlık maçlarında. Ben de merak ediyorum onu. Yani o da Beşiktaş'ta kralken bir Manchester United tercihi yaptı. Hiç işler istediği gibi gitmedi ama en azından gene bu sene Premier Lig'de kaldı. En pahalı transferler derlenmiş. Tabii derleme derken sadece rakam olarak. Declan Rice bu yaz transfer döneminin şu an en pahalı transferi 116 milyon euro. Bellingham 103 milyon euro. İkinci sırada Havertz 75 milyon euro. Mason Mount var ve neydi senin oyuncu Liverpool'a giden? Zlabas nasıl okunuyordu? Zboslai. O da 70 milyon euro ile yine listede. En pahalı transferler bu. Mbappe tabii bu listeye girebilir. Öyle bir ihtimal var. Eğer olursa transfer, ama genelde o transferin de beklenti biraz transfer döneminin sonuna doğru. Yani Ağustos'un sonuna doğru eğer olacaksa o zaman olacağı konuşuluyor. Bunu da hep beraber göreceğiz. Onları da program sonunda size söylemiş oldum. En pahalı transferleri. Evet, Galatasaray'a bugün Zalgiris karşısında başarılar diliyoruz. Mücadele 21.30'da D-Smart Go'dan. Sadece D-Smart Go'da mı? Yok, normal. D-Smart'ta da var. D-Smart'tan da yayınlanacak. Biz de karşılaşmayı izleyip yarın sizlerle beraber değerlendireceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Radyo Spor!